Ses kalınlaştırma ameliyatları her bireyde farklı bir sonuç verir. Çünkü herkesin ses kalitesi nasıl birbirinden farklıysa sonuçlar da birbirinden farklıdır, ancak ortalama belli değerler vardır. Bazı kişilerde 30 Hz kalınlaştırma olabilirken bazı kişilerde 70 Hz'e kadar kalınlaşma olabilir. Özellikle sesin farklı vibrasyon özelliğinde olan falsetto gibi hastalıklarda kalınlaşma 70 Hz'e yakın olabilmektedir. Sulcus vocalis gibi hastalıklarda ise kalınlaşma 10-20 Hz'e kadar olabilmektedir. Dolayısıyla kişiler arasındaki farklılıklar hastalıklar arasında da değişiklikler gösterebilir. Ama ortalama her iki ameliyat tekniği de yaklaşık 40 ile 45 Hz'lik bir kalınlaşma sağlar. Bu çoğunlukla birçok kişi için yeterli bir sınırdır. Örneğin 250 Hz'lik bir frekansı olan bir kadında 40 Hz'lik bir kalınlaşma 210 Hz'tir, oldukça iyi bir sonuç verir. 150 Hz'lik ya da 160 Hz'lik bir frekansı olan bir erkekte ise kalınlaşma kişinin frekansını 110-120 Hz civarında düşürür, bu da oldukça iyi bir sonuçtur. Bazen teknik bir miktar daha aşırıya gidilerek daha fazla kalınlıklar elde edilir, ancak bu kişilerin mekanik sınırlarıyla orantılıdır. Sonuçta ses kalınlaştırma ameliyatları oldukça etkili ameliyatlardır, kalıcıdır ve tatminkar sonuçlar elde edilebilen ameliyatlardır. Çok nadiren ağır ses inceliği durumlarında kalınlaşma elde edilebilir, ancak istenilen sonuçların elde edilemediği durumlar da vardır, fakat bu oranlar çok çok düşüktür. Kalınlaştırma ameliyatları erişkinlere yapılan ameliyatlardır. Çocuklara uygulanamaz.